Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir önceki dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız neshin caiz olup olmaması konusunda açıklama yapıyorduk ve alimlerin bu konudaki görüşlerini açıklıyorduk. Evet. Delilü Ebi Müslim, Ebu Müslim'in delilini açıklıyoruz şimdi. İhtecce delil getirdi. Ebu Müslim delil getirdi. Bi ennallahu teala vasafe kitabehul azize. Aziz kitabını Allahu Teala şöyle vasıflandırmıştır. Bi ennehu la ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Evet, kitabına önünden arkasından asla batıl giremeyeceğini ifade etmektedir ve kitabını böyle vasıflandırmaktadır. Felev cazen neshu, şayet nesih caiz olmuş olsa, lekâne kad etâhul batıl, o zaman bu kitaba batıl girmiş olur diyerek Ebu Müslim nesi reddetmektedir. Evet, birinci delili bu. İkinci delili şöyle. Kema teevvelel ayetel kerimete, ayeti kerimeyi şu ayeti tevil etmiştir. Ma nensah min ayetin şeklinde başlayan ayeti şu şekilde tevil etmiştir. Ala ennel murade biha, bu ayetteki nesihten murat kastedilen eşşerai elleti fi kütübil kadimeti minet Tevrat'ı vel İncil'i, eski kitaplar olan, eski semavi kitaplar olan Tevrat ve İncil'deki şeriatların neshedilmesidir kastedilen. Evil murad bin nesh veyahut da minel levhil mahfuz. Levh-u mahfuzdan meydana gelen nesihtir. Murad edilen budur. Ve tahviluhu ila sairil kütüb ve levh-i mahfuzdaki bazı hükümlerin diğer semavi kitaplara tahvilidir, değiştirilmesidir şeklinde yorumlamıştır. Üçüncü delili şöyle Ebu Müslim'in. Ve gale innel ayetes sabigate, biraz önceki zikrettiğimiz ayet-i kerime, la tedullu ala vuku in neshi, neshin vuku bulduğunu göstermemektedir. Bel ala vak iddes illi vak bel ala vak'in neshi levaka ila hayrin minhu. Eğer nesih vaki olsaydı daha hayırlısına vuku bulurdu şeklinde böyle bir yorum yapmaktadır. Vel cevabu anil evvel, birinci yorumuna cevap şöyledir. Ebu Müslim'in birinci yorumuna cevap. Ennel murada bi enne hazel kitap, bu kitaptan kasıt la yedkulu ileyhi tevil ve tebdil, yani bir değiştirme bu kitaba girmez şeklindeki yorumu, ve la yekunu fihi tenagudun ve kitapta birbiriyle çelişen şey olmaz şeklindeki yorumu, ev ihtilafun ve levkâne min indi gayrillahi levecedu fihi ihtilafen kebira, şayet bu Kur'an Allah katından değil de başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok ihtilaf bulurlardı. Evet. Ve amma sani ve salis, ikinci ve üçüncü delillerine cevap ise şöyledir. Fe innehu tevilu daifun. Evet, bu ikinci ve üçüncü deliller de zayıf bir tevildir. La tegumu bihi hüccetün. Bu delil olmaktan yoksundur. Ve yunagidu fakat nesihat kesiren minel ahkam-ı şer'iyyeti bil fiili, evet, nitekim bil fiil şer'i hükümlerin birçoğu neshedilmiştir. Keneshil kıbleti, kıblenin neshedilmesi gibi mesela, ve neshil müteveffa anha zevcuha ve neshu iddetil müteveffa anha zevcuha ila ahir ma hunalike mimma senübeyyinuhu inşallah minet tafsil. Evet.
kocası ölen kadının iddeti gibi buna benzer birçok ileride açıklayacağımız nesih olayı mevcuttur. Evet. Edilletül cumhur, cumhur ulemanın deliline gelince nesin vuku bulup bulmaması konusunda cumhur ulema nesin var olduğunu kabul etmekte ve bu görüşlerine şu delilleri getirmektedirler. Vestedeller cumhuru ala vuku in neshi. Nesin vuku bulduğuna, vaki olduğuna cumhur ulema delil getirmiştir. Bi hücecin kesiratin birçok delil getirmiştir. Nucizuha fima yeli aşağıdaki şekilde o delilleri özet olarak zikrediyoruz. El hüccetül ula birinci delil kavluhu teala Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesi ma nensah min ayetin ev nünsiha ne'ti. Evet, bu ayet-i kerimeyi delil göstermişler. Fehadihil ayetü sarihatun fi vuku innesi. Bu ayet-i kerime nesin vuku bulduğuna açık bir delildir. El hüccetü saniyetü ikinci delilleri de şöyledir. Kavluhu Teala ve izâ beddelnâ ayeten mekâne ayetin bir ayeti değiştirip de onun yerine başka bir ayeti kerimeyi getirdiğimizde vallahu alemu bima yunezzilu Allah Teala ne indirdiğini çok iyi bilmektedir. Galu innema ente müfter sen iftira ediyorsun dediler. Ayet-i kerimesini delil olarak getirmiştir cumhur ulema. Galu dediler ki İnne hâzihil âyete vâdıhatun kullel vuduhi. Evet, bu ayet-i kerime çok açık bir şekilde açık ve nettir. Fî tebdîlil âyâti vel ahkâmi ve evet, hükümlerin ve ayetlerin değiştirilmesi konusunda çok açık ve nettir. Ve tebdîlü, buradaki değiştirme yeştemilü alâ raf'in ve ispatin. Evet, bir hükmü kaldırmak ve bir hükmü sabitleştirmek anlamını da ne yapmaktadır? İçine almaktadır. Vel merfu yani hükmü kaldırılan ayeti kerime imma et tilave yani okunmasının tilavetinin kaldırılmasıdır. Ve immel hükmü veya hükmünün ayetin hükmünün kaldırılmasıdır. Ve keyfe ma kâne her ne nasıl olursa olsun kâne fe innehu raf'un ve neshun. Evet, bu bir hükmün kaldırılması ve bu bir nesihtir. Nasıl olursa olsun. Tilaveti de kaldırılmış olsa, hükmü de kaldırılmış olsa bu bir nedir? Nesihtir. El hüccetü salisetü, üçüncü delilleri ise cumhur ulemanın üçüncü delilleri kavluhu teala, Allah Teala'nın şu ayeti kerimesidir. Seyegolü süfehâ uminen nâsi, insanlardan sefi olanlar diyecekler ki ma vellahum an kıbletihim illeti kanu aleyha. Onların yönelmiş oldukları kıbleden onları çeviren nedir? Sümme gâle teâlâ sonra Allah Teala şöyle buyurmuştur. Gaddera tegallübe ve çike fis semai senin yüzünü semaya gökyüzüne çevirdiğini görüyoruz. Felenüvelliyenneke kıbleten terdaha seni razı olacağın bir kıbleye yönlendireceğiz. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Evet, yüzünü mescid-i haram tarafına çevir. Fekad kânel müslimûne Müslümanlar yeteveccehûne yöneliyorlardı. Fî salâtihim ilâ beytil makdisi. Daha önce Müslümanlar Mekke döneminde Beytil Makdis'e yönelerek namazlarını kılıyorlardı. Sümme nüsihe zâlike bu değiştirildi, neshedildi. Ve umiru bit teveccühü ilel mescidil haram Kabe'ye, mescidi harama doğru yönelmeleri onlara emredildi. Evet, bu da bir delildir. Nesin vuku bulduğuna dair. El hüccetur rabiatü dördüncü delilleri ise enne Allah Teala emera el müteveffa anha zevcuha. Evet, kocası vefat eden kadına Allah Teala emretmiştir. Bil i'tidat havlen kamilen bir yıl iddet beklemekle emir buyurmuştur Allah Teala.
şu ayet-i kerimede fi kavlihi celle zikruhu, şanı yüce olan Allah-u Teala şu ayet-i kerimede vellezine yuteveffevne minkum, sizden kocası ölen dayanlar yezerune ezvacehum, eşlerini, hanımlarını bıraktıkları zaman geride vasiyeten li ezvacihim, eşlerine vasiyet etsinler. Meta'an ilel havli gayra ihraç, bir yıl evlerinden çıkmamak ve onları bir yıl beslemek üzere bu şekilde tavsiyede bulunsunlar. Sümme nüsihe zâlike, bu hüküm sonradan nesedilmiştir. Bi erbati eşhurin ve aşra, 4 ay 10 gün iddet olarak nesedilmiştir. İddet beklemek üzere nesedilmiştir. Kemâ gâle teâlâ, Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğu gibi vellezîne yuteveffevne minkum, sizden vefat edenler ve yezerûne ezvâcen, eşlerini bırakanlar yeterabbesne bi enfüsihinne, eşleri beklesinler erbat-ı eşhurin ve aşra, 4 ay 10 gün iddet beklesinler. Bu ayeti kerime ile önceki ayetin hükmü nesedilmiştir. El hüccetül hamisetü, 5. delilleri ise şöyledir değerli arkadaşlar. Ennehu teala emera bi sebatil vahidil lil aşara. Evet. Allah Teala şu ayeti kerimede bir kişinin 10 kişiye karşı sabit kalması ve cihat etmesini Allah Teala emretmiştir ve şöyle buyurmuştur. İn yekun minkum işrune sabirune, sizden 20 tane mücahit olursa, Allah yolunda cihat eden, yali bu mi'eteyni, 200 kişiye galip gelir. Sümme nüshe zalike bi kavli teala, sonra Cenab-ı Allah'ın şu ayetiyle bu hüküm neshedilmiştir. El ane haffafallahu ankum, şimdi Allah Teala size hafifletti. Ve alime enne fikum dafen, sizde bir zayıflık olduğunu Allah Teala bildi. Fe in yekum minkum mi'etun sabiratun, sizden 100 tane sabreden mücahit olursa, yali bu mi'eteyni, 200 kişiye galip gelir. Fe hazihil ayatu ve emsaluha fil Kur'ani kesirun. Evet, bu ve buna benzer ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Tedullu ala vuku'in neshi. Evet, bu ayetler neshin vaki olduğunu göstermektedir. Fela mecale lil inkari bihalin minel ahval, hiçbir halde bunları inkar etmeye mecal yoktur. İnkar etmek mümkün değildir. Ve lihaza ecmal ulema'u, bundan dolayı da alimler icma etmişlerdir. Alel kavli bin nesh, yani neshin vuku bulduğuna dair, neshin varlığına dair alimler icma etmişlerdir. Hatta ruye an aliyin keremallahu vechehu, Allah yüzünü aydınlatsın, Hazreti Ali'den şöyle bir rivayet söz konusudur. Ennehu gâle li racülin, bir adama Hazreti Ali dedi ki etarifin nâsihe minel mensuhi, nâsih ve mensuh ayetleri biliyor musun diye sordu. Gale, adam da la, hayır bilmiyorum dedi. Gale, Hazreti Ali ona şöyle dedi. Helekte ve ehlekten nasa. Sen helak oldun ve insanları da, seni dinleyenleri de helak ettin demiştir. Gale'l allâmetul kurtubi, allâme kurtubi de şöyle demiştir. Marifetu hazel bab ekidetün, evet, bu baptaki bilgileri bilmek gerekir. Faidetu azimetün, ve bu bilgileri bilmenin faydası çok fazla büyüktür. La testani an marifetihi el ulema'u, alimler bu bilgileri bilmekten müstani olamazlar. Ve la yunkiruhu illel ceheletul ağbiya'u, ancak geri zekalı cahil insanlar bunu inkar eder. Lima yeterettebu aleyhi fin nevazili minel ahkam, çünkü bunlara hükümler terettüp etmekte, bu bilgiler hükümlerle ilgilidir. Ve marifetil helali vel haram minel haram, helalın haramdan ayırt edilmesine bağlıdır, bu bilgiye bağlıdır. Ve kad enkarat tavaifu, bazı gruplar neshi inkar etmişlerdir. Minel
müntemmine lil İslam el müteahhirine cevazehu. Evet, sondan gelen bazı İslam'a kendini nispet eden kişiler nesin caiz olduğunu inkar etmişlerdir, reddetmişlerdir. Ve hum mahcucune bi icma is-selefis sabik ve selefis sabik dediği sahabe-i kiramın icmanı delil getirerek söylemişlerdir. Ala vuku'ihi fi şeriati, şeriatta vaki olduğunu selefi salihin kabul ettiği ve icma ettiğini söyleyerek sümme gale la hilafe beynel ugalai, akıllı insanlar arasında asla ihtilaf yoktur. Enne şerai'el-enbiyai, muhakkak ki peygamberlerin şeriatları gusida biha masalihul halgil diniyeti ve dünyeviyeti. Evet, yaratıkların dini ve dünyevi maslahatları kastedilmiş, gözetilmiştir. Ve innemâ kâne yelzimül beda levlem yekun alimen bima alil umur. Şayet Allah Teala işlerin sonunu bilmiyor denilirse, o zaman Allah Teala'ya beda lazım gelir. Yani haşa, önce bilmiyordu ama sonradan öğrendi, bildi gibi bir mana söz konusu olur. Ve ammal alimu bizalike, bilen bir kişi fe innema tetebeddelu hitabatuhu bi hasebi tebeddülül masalih, bilgili olan biri ne yapar? Maslahatların değişmesiyle hitabında da bir takım değişiklikler yapması söz konusudur. Aynı şu örnekte olduğu gibi, kettabi bir murai, evet, tecrübeli, maharetli bir doktor gibi ne yapıyor tecrübeli doktor? Ahvalel alili, evet, hastanın durumlarını gözetiyor. Ferra'a zalike fi halikatihi bi meşiyetihi ve iradetihi. Allah Teala da yaratıkları, mahlukatın durumunu iradesiyle ve meşiyetiyle görüp gözetmiş ve bilmiştir. La İlahe illa huve, ondan başka ilah yoktur. Fe hitabuhu yetebeddelu, dolayısıyla Allah Teala'nın hitabı, insanlara hitabı değişebilir. Ve ilmuhu ve iradetuhu, Allah'ın ilmi ve iradesi ise la tetagayyaru, değişmez. Fe inne zalike muhalun fi cihetillahi Teala, zira Allah hakkında Allah'ın iradesinin ve ilminin değiştiğini söylemek muhaldir. Böyle bir şey söz konusu değildir. El hükmü sani, ikinci hükme gelince değerli arkadaşlar, mahiye aksamun neshi fil Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'deki nesin kısımları nedir? Evet, yengasimun neshu ila selasete aksamin, nesih üç çeşittir, üç kısma ayrılır. El evvelü, birincisi, birinci çeşit nesih, Neshu tilaveti vel hükmi ma'an. Yani ayetin hem okunmasının, tilavetinin hem de hükmünün birlikte neshedilmesi. Bu birincisi. Ve sani, ikincisi ise neshu tilaveti ma bakail hükmi. Evet. Tilavetin neshedilmesi ama hükmün baki kalması, geçerli kalması. Üçüncü çeşit nesi ise değerli arkadaşlar, neshul hükmi ve bekaü't tilaveti. Evet, neshul hükmü ve bekaü't tilaveti, hükmün neshedilmesi ama ayetin tilavetinin baki kalması. Evet, üç çeşit nesih vardır. Emmel evvelü, birincisi ise, birinci yani hüve neshut tilaveti vel hükmü, hem hükmün hem de ayetin tilavetinin neshedilmesi. Fela tecuzu kıraatuhu, ve dolayısıyla böyle bir ayetin okunması caiz değildir. Velel amel bihi, ve o ayetle amel etmek de caiz değildir. Çünkü hem kıraatı nesedilmiştir hem de hükmü nesedilmiştir. Liennehu kad nusiha bil külliyeti, çünkü tam olarak ayeti kerime nesedilmiştir. Fehuve ki ayeti tahrim bi aşra radaat, 10 emme haram kılar manasındaki ayet-i kerimenin hem tilavetinin hem de hükmünün neshedilmesi gibi.
ve Ruhi an Ayşe'te, Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre enneha kalet, Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Kâne fîmâ nezele minel Kur'ani, Kur'an-ı Kerim'den inmiş olan ayetler vardı. Aşru radaatin, malumatin, bilinen 10 emme, yuharrimne, çocuğu o kişiye haram kılar şeklinde ayetler vardı. Fenusihne, bu ayetler neshedildi. Bihamsi radaatin, malumatin, bilinen 5 emmeye neshedilmiştir. Fetufiye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Vehiye mimma yukra'u minel Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de okunmaktaydı şeklinde bir rivayet vardır. Galel Fahrur Razi, Fahruddin Razi şöyle demiştir: Felcüzül evvelu, birinci kısım, mensuhul hükm ve tilave, ayetin hem hükmünün hem de tilavetinin nesedilmesi ki, vel cüz-ü sani, ikinci kısmı nesi ise, ve huve el-hamsu mensuhu tilave bagel hükm indet şafiiye, şafii mezhebine göre ayet-i kerimenin tilaveti nesedilmiştir ama hükmü bakidir. Evet. Ve amma sani, ikinciye gelince, neshu tilaveti ve bekaul hükm, ayetin okunuşunun tilavetinin nesedilmesi ve hükmünün baki kalmasına örnek ise, fehuve kemâ gâle Zerkeşî fil Burhan, Burhan adlı kitabında Zerkeşî'nin dediği gibidir. Evet. Burası silik çıkmış. İza telakkathu el ümme bil kabul. Evet, bunu ümmet kabul etmiştir. Kema ruviye ennehu kâne fî suretin nur, rivayet edildiğine göre Nur suresinde şöyle bir ayet-i kerime vardı: Eşşeyhu ve şeyhatu, yaşlı erkek ve yaşlı bayan, İza zeneya, zina ettikleri zaman, fercimu ha elbettete, evet, onları kesin olarak recmediniz. Nekâlen minallah, Allah'tan bir ceza olarak onları recmediniz. Vallahu azizün hakim, şüphesiz ki Allah azizdir ve hakimdir. Böyle bir ayet vardı şeklinde rivayet ediliyor. Ve lihâzâ gâle Umeru, Hazreti Ömer şöyle demiştir: Levla en yegûlen nâsu zâde Umeru fî kitâbillâhi, şayet insanlar Hazreti Ömer Allah'ın kitabında bir ziyadelik yaptı demeyecek olsalardı, leketebtuha bi yedeyye, o zaman ben bu ayeti ellerimle yazardım demiştir. Ve ahrece İbnu Hayyan fi sahihihi, evet, İbnu Hayyan Sahih adlı kitabında şöyle bir tahrişte bulunmuş: An Übey ibn Ka'b'in, Übey ibn Ka'b'tan radıyallahu anhu ennehu kale, Übey ibn Ka'b'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: Kânet suretül ahzab, Ahzab suresi, tuvazi sureten nur, Nur suresiyle eşit durumdaydı Ahzab suresi. Ey fit tuli, uzunlukta birbirine yakındı. Sümme nüsikat ayatun minha, ve bu sureden bazı ayetler nesedilmiştir. Ve hazanin nev'ani, işte bu iki çeşit, yani neshul hükmü ve tilave, ayetin hükmünün ve tilavetinin nesedilmesi ve ikincisi de neshul tilave ma bakail hükmü, ayetin tilavetinin nesedilmesi, hükmünün baki kalması. Bu iki çeşit nesi? Fil Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'de ve nadirun en yucede fihi mislu hâden nev'i, bu çeşit nesihler Kur'an-ı Kerim'de bulunması çok nadirdir. Yani çok nadir bir durumdur. Lienne Allah'a subhanehu ve teala, çünkü Allah Teala enzele kitabehul mecide, yüce kitabını indirmiştir. Liyete abbeden nasu bitilavetihi,
Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle insanlar ibadet etsin diye yüce kitabını Allah Teala indirmiştir ve bir tatbik-i ahkamihi ve hükümleriyle amel etsinler ve hükümlerini tatbik etsinler diye indirmiştir. Evet. Ve amma salisu, ama üçüncü çeşit nesh'e gelince, ki o da neskul hükmü ve bakaut tilave, ayetin hükmünün kaldırılması, neshedilmesi ve bakaut tilaveti, ayetin tilavetinin baki kalması ise fehuve kesirun fil Kur'anil Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'de bu çeşit nesi çoktur. Kemagale Zerkeşi, evet, Zerkeşi'nin dediği gibi fi selasin ve sittine sureten, tam 63 surede bu çeşit nesi mevcuttur. Ve min emsile tehazen nev'i, bu çeşit nesen misalleri olarak da şunları örnek verebiliriz diyor. El vasiyetü, vasiye, ve ayetül iddeti, iddet ayeti, ve takdimus sadaka inde münacatir rasuli, peygamberle gizli konuşma anında, peygambere gizlice bir şey sorma anında bir sadakanın sunulması ile ilgili ayet-i kerime. Vel keffü, gıtalil müşrikin, müşriklerle savaşmadan geri durulması ile ilgili ayetler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de hükmü mensuh olan ayetlere örneklerdir. Ve kad ellefe eşşeyhu Hibetullahi Selame, evet, Hibetullahi Selame adındaki alim Risaleten Finnasih vel Mensuh, nasih ve mensuh konusunda bir risale yazmıştır. Cae manasuhu, ve o risalesinde şöyle demiştir Hibetullah İbni Selame: İ'lem, bil ki enne evvelen nesh fişşeriatı emrus salati. Evet, şeriatta ilk nesih namaz konusunda olmuştur. Sümme emrul kıbleti, sonra kıble konusunda olmuştur. Sümme siyam, evet, oruçla ilgili olmuştur. Sümme el-iğrad anil müşrikin, müşriklerden yüz çevirme konusunda olmuştur. Sümme el-emr bi cihadihim, sonra müşriklerle cihat konusunda olmuştur. Sümme emruhu bi katli müşrikine, sonra müşriklerin öldürülmesi emri hususunda olmuştur. Sümme emruhu bi kıtali ehlil kitap, ehli kitapla savaşma konusunda olmuştur. Hatta yutul cizye'de, ehli kitap cizye verinceye kadar onlarla savaşma emri konusunda olmuştur. Sümme mâ kâne evet, orası silik çıkmış. Minel mevâris, evet, mirasçılarla ilgili ayetlerde olmuştur. Sümme hedeme menâril cahiliye, cahiliye adetlerini yıkma konusunda, لِأَلَّا يُخَالِتُوا الْمُسْلِم۪ينَ, Müslümanlarla karışmasınlar diye, fi haccihim, haçta müşriklerin Müslümanlara karışmaması için onlarla ilgili ayet-i kerimelerde bu türlü nesihler söz konusu olmuştur. Faide hamme, faidetün hammetün, önemli bir fayda şu ki, mel hikmetü min neshil hükm ve bakaut tilave, şöyle bir soru akla gelebilir: peki ayet-i kerimenin hükmünün neshedilmesi ve ayetin kendisinin tilavetinin baki kalmasındaki hikmet nedir? Böyle bir soru önemli bir fayda. Galel Allame Zerkeşi, büyük alim Zerkeşi, bunu şöyle açıklamıştır: ve hune sualun, burada bir soru var ki, ve hu enges ele, şöyle bir soru sorabilir bir insan: mel hikmetü fi raf'il hükmü, hükmün kaldırılması ve bakaut tilaveti, tilavetin baki kalmasındaki hikmet nedir? Vel cevabu min veçheyni, bu sorunun iki şekilde cevabı vardır. Ehaduhuma, o vecihlerden bir tanesi şöyledir. Şu şekilde cevap verilebilir: Ennel Kur'ane kema yutla, evet, Kur'an-ı Kerim okunduğu gibi, tilavet edildiği gibi, biyarifel hükme minhu, evet,
insanın ondaki hükmü bilmesi için okunduğu gibi vel amele bihi, onunla amel edilmesi için okunduğu gibi fe innehu yutla li kevnihi kelamullah teala. Allah'ın kelamı olduğu için okunmaktadır. Fe yusabu aleyhi, evet, ve okunması sebebiyle de o okuyan Müslümana Allah Teala sevap vermektedir. Ve türiketi tilavetü lihadihil hikmeti, işte ayetin tilaveti okunması bırakılmış ki bu hikmetten dolayıdır. Yani Müslümanın okuyup sevap kazanması içindir, ibadet etmesi içindir. Birinci vecih bu. İkinci vecih de şudur. Ve saniha enne nesha galiben nesih çoğunlukla yekunu littahfifi hafifletme şeklinde olmaktadır. Hükmün hafifletilmesi şeklinde. Fe ubgiyet tilavetü, evet, ayetin okunması bırakılmıştır ki tezkiren evet, burada silik çıkmış. Ve raf-ül meşakkatin kaldırıldığına bir hatırlama olsun diye, hatta yetedekkerel müslimu nimetallahi aleyhi, böylece Müslüman Allah'ın kendisine olan nimetini ne yapmaktadır? Hatırlamaktadır. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, gelecek dersimizde üçüncü hükümden itibaren inşallah devam edeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.